Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün böyle yaz çiçekleri petunyalarla beraberim. Böyle seradan petunyalar aldık. Şimdi onları ekeceğiz. Böyle bir saksı hazırladım. 10 litrelik su şişesini kestik. Bunlar da birer buçuk litrelik su şişeleri. Belkök petunyamız, 3 tane kırmızı petunyamız, 2 tane de beyaz petunyamız var. Bu yaz çiçeklerimize, petunyalarımıza ekeceğiz ve petunyaların bakım hakkında da biraz konuşacağız Allah'ımız kısmet ederse. Arkadaşlar petunyalar yaz için ideal çiçeklerdir. Yani güneşte de olur. Hani çok aşırı güneşi sevmez ama güneşli bahçelerde de güzel olur ama yarı gölge bahçeler idealdir. Mesela benim evimin bu arka bahçesi için çok güzel oluyor. Yani bu bahçemde petunya her yaz yetiştiririm. Şahane oluyor. Arkadaşlar önce bir ekelim, ondan sonra petunyamızın bakım hakkında da bir konuşuruz. Şimdi bahçe toprağım var. Tabii çiçekçiye gidip ayrıyeten toprak almadım. Evimde bahçemde normal çoğunlukla ektiğim bahçe toprağım var. Onun içine biraz geçirgen olsun. Hani sıkışmasın diye. Çünkü petunyalar biraz gevşek toprağı sever. Ama evdeki imkanlarla biraz gevşek toprak yapmaya çalıştık. Arasına perlit kattım. Şimdi saksımızı dolduralım. Bahçe toprağı, perlit, hayvan gübresi. Hayvan gübresini tabi abartmamak lazım. Fazla olmamak şartıyla biraz kattık. Ve petunyalarımızı, saksımızı doldurduk. Öncelikle üst iki saksımı ekeceğim. Biraz arkadaşlar yeni aldığımız fideleri biraz böyle köklerini oynayacağız. Çünkü yeni toprağımıza daha kolay adapte olsun. Biraz oynayacağız ve o şekilde ekeceğiz. Şimdi arkadaşlar böyle. Yaz için çok güzel, ideal çiçeklerdir. Her bahçede hemen hemen yetişebilir ama gölge ve yarı gölgede de çok güzel yetişir. Gölge derken en az günde 7-8 saat gün ışığı alması lazım. Güneş olmayabilir ama güneşin ısısını ve gün ışığını tamamen alması lazım. Yani temelli karanlık kutup köşede de yetişmez, verimli olmaz. Böyle ekiyoruz arkadaşlar. Yarı gölgeler için de çok ideal bir. En ideal petunya yetişmesi yarı gölge bahçelerdir. Şimdi arkadaşlar üstüne ben 2 tane petunyamı ektim. Şimdi saksılarımıza ekelim. Bu 1,5 litrelik pet şişelerinde altlarını deldim. Kökleri rahatlıkla bu büyük saksımızın içine gidip yerleşecektir. Eğer altından delmezseniz biraz kök sıkıntısı çekersiniz. Daha önce de böyle ekmiştim geçen yaz. Şimdi tekrardan aynısından bir daha yapıyorum. Sulandıkça topraklar oturacaktır. Pet şişemizin ağzı açık. Altında deliği var. Normalde buradan sulamayacağız zaten. Çok fazla burasından suyumuzla işimiz yok. Buradan suladığımızda buradan rahatlıkla suyunu emecek. Hem altından delik hem kapağı açık. Bu şişelerimizin hem üst kısmından yine deliği var. Rahatlıkla çiçeklerimiz bu büyük pet şişemizin içine kök salacak. Yani orada gelişimini güzellikle böyle tamamlayacaktır. Buradan öptük ama köklerini yine de güzel sıkıştırmalıyız, hava almasın diye.
köklerimiz içeriye doğru rahatlıkla yayılabilsin. Şimdi arkadaşlar ben burayı da yaptık, sıkıştırdık. Hani çok fazla saksısı yeri olmayanlar için bu yöntem de ideal. Böyle küçük bir ilave şey de koyabiliriz parçada. Arkadaşlar buradan pek sulamayacağız. Buradan suladığımızda o suyunu çekecek. Hani ister daha böyle oval kesersiniz, daha farklı kesersiniz. Ben biraz daha böyle parçalar da koydum şuralarına. Rahat olması için. Bunu da yine böyle sizin karşınızda ekeyim. Bakın arkadaşlar muhteşem kökleri var. Bu kökleri hem bunların altını deldik hem de kapakları açık. İçeriye doğru ilerleyecektir. Yani dışta kalması o kadar önemli değil. Saksımızın, çiçeğimizin. Ona göre ayarladık. İçeriye doğru büyüyecek kökleri. Ve bunlar da yukarıya doğru gidenlerden olduğu için yukarıya doğru büyüyen petunyalardan sarkan değil. Saksılarımızın buraların açık olması çok fazla bize zarar vermeyecektir. Ama büyüdüklerinde, geliştiklerinde çok güzel görsel şov olacak. Hem çiçeklerimiz güzel olacak. Biraz ektik ama bu kökleri çok çok güzel sıkıştıralım. Hava almasın. İçeriye doğru gitsin köklerimiz. Arkadaşlar isterseniz bunu böyle asabilirsiniz. Sehpa üzerinde olur. Ben asacağım için 3 tane yaptım. Burası. Şimdi dur. Bu saksını biraz daha dolduralım. Petunyalarımızı ektik. Böyle güzel bir saksı yaptık. İnşallah çiçeklerimiz sağlıcakla büyürler. Şimdi çiçeklerimizi ektiğimiz için bunların can suyuna ihtiyacı var. Suyunu vermeden de bakım hakkında tekrardan söyleyeyim. Tam güneşli bahçede de olur ama yarı gölgede de çok güzel olur. Birçok çeşidi vardır. Yaz sıcaklarına dayanıklıdır ama kış donlara dayanıklı değildir. Petunyalar yazın bu çiçekleri döküldüğünde bu çiçek yerlerinden tohumlar yapar. İsterseniz o tohumları toplar, baharda çimlersiniz ve ekersiniz. Çok da güzel olur. Petunyalar hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Benim bahçem için en ideali olan çiçekler bunlardır ama tabi bunların yanında daha birçok çiçekler aldım. Onları da zamanla ekeceğiz. Onların da çekimlerini göstereceğim. Can suyunu verelim. Arkadaşlar böyle. Yani isterseniz buradan da su verebilirsiniz. Ama buradan toprağını kayma ihtimali var. Zaten saksımızın bunların altları da delik. Üstlerinde de delikler var. Buradan yaptığımız zaman rahatlıkla sularını emecektir. Yaz sıcaklarında her gün sularsanız güzel olur. Ama yarı gölge bahçelerde de ilk günde bir sulamak ideal. Arkadaşlar ilk gün diye buradan da biraz yan sularını verdik ama normalde hep üzerinden dökeceğiz. Benim petunyalarım böyle. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Diğer videolarımdan da
haberdarım olmak için zili açarsanız sevinirim. Bunlar gibi birçok çiçeklerim var. Onları da paylaşacağız zamanla. İşte böyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.